Şimdi buradaki dolabımız ve masa için ahşap materyali ve diğer planladığımız koyu renkteki suntalan bedefelam rengini tanımlayıp dolaba ve masaya uygulayacağız ve bu şekilde sanki bir ofis seti gibi bunu değerlendireceğiz. Yani dolap ve masa bir ofis seti gibi aynı renk ve tonlarda uyumlu bir şekilde olacak. Bu işlem için plan görünüşe geçelim. Üst görünüşten T ve Z yaptım. F3'te yapalım. Burada sadece dolap ve diğer nesneler kalması yeterli. Dolap ve masa içindeki nesneleri gizleyeceğiz. Bunları seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Hide. Bunu selected diyelim. Şöyle ekranda dursun. Arkadaşlar hatırlayabileceğiniz gibi bu modellemeleri yaparken, yani dolabı ve masayı modellerken burada Edit Table Poly ile modelleme esnasında çeşitli tanımlamalar yaptık. Yani bu özellikle dolabı modellerken bu tanımlamayı gerçekleştirmiştik, onu da belirteyim. Mesela buradaki dolabı modellerken kapaklarının bir kısmı bunu poligonlara geçtiğimizde poligon numarasının 1, bir kısmının 2 olduğunu, gövdenin poligonlarının farklı olduğunu göreceğiz. O nedenle gövdeye mesela bakalım, şimdi poligon diyorum. Buradan baktığımız zaman bakın burası tek bir poligon. Evet. Ama kapağı tanımlarken kapakta iki tane poligon var ve poligonlara ayrı numaralar var. Yani bu tarafı koyu renkte olacak, bu tarafı ahşap renginde olacak. Ona göre bir materyal oluşturmamız gerekiyor. Bu materyalleri oluştururken aslında materyal hazırlama prosedürü aynı. Sadece burada iki tane poligon numarası olduğu için ben bu tür durumlarda tek nesneye iki tane poligon veyahut da ikiden fazla poligon numarası varsa bunlara multi sub object materyali hazırlayıp uygulamamız gerekiyor. Bunu nereden yapacağız? Boş bir slot'a geçelim. Buraya dolap diyelim. Şurada. Ardından bu aslında dolap ahşap diyelim buna. Yine de dolap koyu diyelim. Dolap siyah renk diyelim. Bu şekilde bir tanımlama yaptık. Şimdi üçüncü bir slot'a geçiyorum. Buraya dolap materyalleri diyeceğiz ama önce materyalimizi bir çağıralım. Get materyala basıyorum ve buradan materials kısmına multi sub object seçiyorum. General kısmından. Buradan set number'ı 2 yapalım. Ardından OK diyorum. Sonra bunu kapatalım. Bakın burası bir materyal numarası otomatik olarak açıyor. Buraya dolap materyalleri diyelim. Dolap materyal diyelim. Bunu belirttikten sonra şimdi arkadaşlar ilkin ahşapı bunun bir numarasını atacağız. Stanch diyorum. İkinci rengi ise bunun yine ikinci numarasına gideceğiz. Materyalimizi seçiyoruz. Bakın multi sub object olarak hazırladığımız materyali seçiyorum. İkinci numaraya da buradaki slotu sürükleyip bu none butonun üstüne bırakıp stanch olarak seçip OK diyorum. Şimdi gelelim materyali oluşturmaya. İlk materyalimize buraya resim kullanacağım. Ahşap resmi. Bu butona tıklayarak buradan bitmap kanalı kullanarak resmi seçeceğim. Resmi nereden seçeceğiz arkadaşlar? Kaplamaların içinden. Burada ahşap desenler vardı. Şimdi ahşap desenlerin içerisinde burada birden fazla desenler var. Buradan herhangi bir tanesini seçip kullanabiliriz. Yani mesela Latin ceviz de burada gayet güzel durabilecek bir renk. Böyle bir renk seçtik. Buradan View Image dediğimizde zaten ekranda görünür. Sonra ahşap materyalini bir miktar buna bir parlaklık etkisi vermemiz gerekiyor. Reflect kanalını açıyorum. Yani hafif bir vernik ve parlaklık etkisi vereceğiz. Bunları 0.95 gibi bir değerlere ayarlıyorum. İki değeri de High Glossiness'i, Reflect Glossiness'i. Burada refraction'ı kapatabilirsiniz. Buna çok bir ihtiyacımız yok. Ardından gelelim buraya. Options kısmında bu Trace Refraction ve Trace Refraction'un aktif olduğunu emin olalım. Son olarak buna bir kabartma etkisi verebilmek adına
bunu arkadaşlar, bu arada yansıma etkisini fazla da vermiyorum arkadaşlar, parke gibi olmasın. Bunu freshness check'ini şu anlık kapatalım, böyle daha iyi görünecek ama render sonucuna göre freshness reflection'ı kapatıp açabiliriz. Şimdi bu resmin siyah beyaz halini seçeceğim. View image dediğimizde buradan resmin kendisinin siyah beyaz hali var mı bakalım. Hayır, yokmuş. Ne yapacağız? Bu resmin siyah beyaz halini seçip birlikte aç diyelim ve bunu Photoshop'ta açıp düzenleyelim. Aslında burada Edirne Kari de kullanabiliriz. Bu tür desenler biliyorsunuz suntalam üreticileri gerçekleştiriyor bu desenleri. Evet. Tekrar bir dosyaya bakalım. Ahşap kısmında hangi deseni kullanacağımıza karar verelim. Edirne Kari var. Bir de bu desenimiz var. Yani Latin cevizi kullanmış olalım. Şimdi Latin ceviz rengini açtık Photoshop'ta. Bunu ne yapacağız arkadaşlar? Bunun siyah beyaz hali döndüreceğiz. Görüntü kısmından, ayarlamalardan bunu direkt siyah beyaz dönüştürebiliyoruz. Ya da Alt Shift Ctrl V tuşu, Alt Shift Ctrl V tuşuyla yaptığımız zaman çıkan paletten tamam diyoruz ve bu şekilde siyah beyaza döndürüyor. Biraz burada siyah beyazlık dengesini değiştirebilirsiniz şu şekilde kaydırarak. Ardından dosyamızı ne yapacağız? Dosya farklı kaydet. Aynı konuma buraya JPEG olarak bunu Latin ceviz bant diyelim. Ardından kaydediyorum dosyayı. Şimdi Photoshop'la işim kalmadı. Ve buradan aynı yolu seçerek şimdi bunun bump kısmını seçeceğim. Map kısmına geliyorum. Bump seçiyorum. Yine bitmap. Ve ardından buradan Latin cevizi seçiyorum. Şimdi kabartma etkisini de bir miktar gözlemleyeceğiz. Bunun kabartma etkisini biraz daha fazlalaştırmak adına buradaki değeri artırabiliriz. Ama çok fazlalaştırdığımızda da güzel sonuçlar vermiyor arkadaşlar. 35 gibi bir değer verelim. Şimdi ikinci renge geçelim. İkinci renkte de arkadaşlar siyah yapacaktık. Diffuse kısmına geliyorum. Bu rengi tam siyahta yapmamıza gerek yok. Hafif grimsi bir siyah olacak. Yani antrasit gri bir tam olacak. Reflect kısmını bir miktar açıyorum. Yansıma etkisini açalım. Sonra burayı da yansımayı da 0.75 gibi bir değer veriyorum. Arka planı aktif edelim. Şöyle baktığımızda fena değil. Buradaki değeri de 0.95 gibi yaptım. Parlaklık etkisi verdim. Buna desen, tekstür, herhangi bir şey vermemize gerek yok. Kabartma etkisi vermemize gerek yok. Düz renk olarak kullanalım. Ardından materyalimizi görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bunu ilgili nesneyi seçiyorum. Üzerine giydir diyorum. Yalnız burada üzerine attığımız zaman nesneleri üzerinde göstermiyor. Bunu düzeltmek adına buradaki hazırladığımız materyal sloplarına geçip şuradan Show Material in Viewport dememiz gerekiyor. Aynı işlemi burada yine dolap materyal slotuna geçiyorum. Buradaki dolabın kendisini de seçiyorum. Uyguluyorum. Şuradaki nesneyi arkadaşlar direkt şu şekilde uygulayacağım. Dolabın gövdesine de şu şekilde bir bakalım. Burada materyal numaraları farklı olabilir. Evet, şu şekilde uyguladık. Yalnız dolabın gövdesine uyguladığımızda bakın bir değişik bir sıkıntılar var. Sağ tıklayıp hide bunu select diyelim. Sadece dolabın gövdesi kalsın. Dolabın gövdesinde bir desen yönüyle ilgili bir sıkıntımız var. Bunu güncellememiz gerekiyor. Bunun için de dolabın gövdesi seçilirken UV map modifiyeri uygulayacağız. Bundan box seçiyorum. Desen yönünü şu anda şu yöne doğru geliyor. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Öncelikle buradaki değerleri 100-100 gibi yapalım. Hepsini 100-100 yaptım. Şimdi bunu 90 derece döndüreceğim deseni. Bunun için UV Map'i seçiyorum. Gizmeye geliyorum. Ardından Edit tuşuna basıyorum.
ve Angle Snap Toggle, yani alt tuşuna bastığımızda Angle Snap Toggle açıkken şurayı 90 derece döndürelim. Şu şekilde. Ardından sağ tıklayalım. Home Height Al diyelim. Şimdi kameradan bakalım. Buradan kamera 1, kamera 2'ye bakalım. Yani şu anda fena durmuyor. Üzerinde hepsine giydirmiş olduk. Burada sadece materyali uygulamadığımız masalar kaldı. Bu masalarda materyali uygulayacağız. Bunun için de yine plan görünüşe geçiyorum. Shift F ile render alanından çıkalım. Ardından masayı seçelim. Sağ tıklayalım, Hide Unselected. Ve şu şekilde çevirelim. Buradaki masaya hazırladığımız materyali, ahşap materyali uygulayacağız. Ahşap materyali alıp bunun üzerine uyguluyorum. Yine aynı şekilde buna da UV Map modifiyeyi uygulayacağım. UV Map dedik. Bunu box olarak diyorum değerleri. Buradaki değerleri 100-100 yapalım. Ardından bunda da bir desen yönüyle ilgili bir sıkıntımız var gibi. Şu şekilde geliyor desenler. Bunu da yine gizmoyu seçip buradan 90 derece döndürmemiz gerekiyor. Evet. Kapağın kendisini burada ve klavyesini, bunlara da İkisini seçip kontrol tuşuna basıyorum ve dolap siyah rengini uyguluyorum. Tekrar sağ tıklayıp unhide al diyelim. Şimdi üst görünüşten tekrar bakalım. F3 ve dolabın, burada masanın kendisini görüyorum. Masayı seçelim. Hide unselect diyelim. Ekranda sadece bu kalsın. F3'e basıyorum. Şimdi masanın üst tablasını seçip buna ahşap rengini atıyorum. Ön kısmını da seçip buna da uyguluyorum. Şuraya siyah rengi uygulayalım. Şu yana da yine ahşap rengi uyguluyorum. Yani dolapta uyguladığımız mantığın aynısını burada da uyguluyoruz. Buradaki tablayı seçip ardından buna UV Map uygulayacağım. Modifier listeden seçilirken U harfine basıyorum ve UV Map modifiyerini seçiyorum. Box olarak seçtim. Bu değerleri biliyorsunuz, artık 100 gibi bir değer de yaptık ki o da ideal duruyordu. Sonra bunun yanındaki üçgen simgesine tıklayıp gizmoya alt neşeye geçiyorum. Ardından bunu 90 derece şu şekilde döndürüyorum. Yalnız burada arkadaşlar uzunluk yönünde şurada ek yerleri göründüğü için bir sıkıntımız var. Bunu acaba face olarak mı seçsek ya da planer olarak seçsek, ona bakacağım. Şu şekilde planer olarak seçelim. Bunda da iyi sonuç vermedi. Box seçtik, face seçtik. Hani şu face sanki daha ideal gibi. Gizmo'yu bu arada döndürmüşüz farkına varmadan. Buradaki değerleri length, yani uzunluk yönünde biraz arttıralım. Uzunluk yönünde burayı 200 gibi yapalım. Bakalım nasıl sonuç verecek. Evet. Yani 210 da. Böylece deseni tek fare hepsine giydirmiş olmuş olalım. Buradan da bakıyorum. Burada sadece desenin yönünde de bir sıkıntımız var arkadaşlar. Bunu planer olarak seçtiğimizde bakalım sorun gidecek mi? Phased olarak seçtiğimizde box haliyle fena durmuyor. Evet, aynı işlemi arkadaşlar. Bu UV Map modifiyerini seçip sağ tıklayıp copy diyorum. Öndeki paneli seçiyorum. Sağ tıklayıp paste instance diyoruz. Böylece burada uyguladığımız ayarları otomatik olarak buradaki nesneye uygulamış olduk. Çeviriyorum. Buraya uygulamamıza gerek kalmadı. Şimdi artık sağ tıklayıp unhide al, ardından kameraya geçişine bakıp buradan görebiliyoruz. Shift F. Ve bu şekilde materyallerin buradaki dolaba, diğer nesnelere uygulandığını görüyoruz.